Kumanlar ya da diğer adıyla Kıpçaklar, Orta Asya'nın geniş bozkırlarında yaşamış bir Türk boyu olarak bilinir. Kuman Kıpçaklar, 10. yüzyılın sonları ile 13. yüzyılın başları arasında Karadeniz'in kuzeyi, Hazar Denizi, İtil Volga Nehri, Kafkaslar ve Doğu Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkili olmuşlardır. Kuman Kıpçakların Kökeni ve Yayılışı Kumanlar, Kıpçak boylarının bir kolu olup adlarını Kuman kelimesinden almışlardır. Bu kelime bazı kaynaklarda sarışın ya da solgun anlamına gelir ve onların genellikle açık tenli ve sarışın olduklarına işaret eder. Kumanlar diğer Türk boyları gibi göçebe yaşam tarzına sahipti ve atlı savaşçılar olarak tanınırlardı. Orta Asya'dan batıya doğru göç ederek Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda hakimiyet kurmuşlardır. 11. yüzyılda Kumanlar Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına yayılarak Bizans İmparatorluğu, Macarlar, Kiev Rusları ve Polonya gibi devletlerle temas halinde olmuşlardır. Kuman Kıpçakların Kültürü ve Toplumu Kuman Kıpçaklar, göçebe bir toplum olup genellikle hayvancılık ve savaşçılıkla geçinirlerdi. Savaşçılıkları ile ün salmışlardır ve paralı asker olarak farklı devletlere hizmet vermişlerdir. Kıpçak Bozkırı olarak bilinen geniş bölgeye isimlerini vermişlerdir. Bu bölge Kuman Kıpçak Birliği sayesinde uzun süre onların kontrolünde kalmıştır. Dil açısından Kuman Kıpçaklar eski Türkçenin Kıpçak lehçesini konuşmuşlardır. Kumanlar hakkında bilgi veren en önemli eserlerden biri Codex Kumanicus adlı dil ve kültür kitabıdır. Bu eser Kuman dilini ve kültürünü anlamak için birinci elden bir kaynaktır. Moğol istilası ve sonraki dönem 13. yüzyılın başlarında Kuman-Kıpçaklar Moğol istilası karşısında büyük bir darbe almışlardır. 1237'de Moğollar Kıpçak Bozkırını istila ederek Kumanları yenmiş ve onların bölgede egemenliklerini sona erdirmiştir. Moğol istilasından sonra bazı Kuman-Kıpçak grupları Macaristan'a sığınmış ve burada kraliyet tarafından himaye edilmiştir. Macaristan'da yerleşen bu kumanlar, Macar ordusunun önemli bir parçası haline gelmişlerdir. Kuman Kıpçakların Mirası Kuman Kıpçaklar, Doğu Avrupa'da ve Orta Asya'da geniş bir etki bırakmışlardır. Bugünkü Kazaklar, Kırgızlar, Tatarlar gibi halkların Kıpçak boylarıyla köken bağ vardır. Kumanların dil ve kültürü, bölgedeki diğer halklar üzerinde de etkili olmuştur. Kıpçaklar göçebe bozkır topluluklarıydı. Yaşadıkları coğrafi bölgenin sınırları, kuzeyde Altaylay'dan doğuda Türkistan'a, batıda Romanya'dan, güneyde Suriye, Hicaz ve Mısır'a kadar uzanıyordu. Bugün Rusya stepleri denilen Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlar, 8. yüzyıl İslam kaynaklarında Deşti Kıpçak, Kıpçak düzlükleri, batıda ise Cumaniya adıyla geçmekteydi. Kıpçaklar batıdaki kumanlar ile konfederasyon oluşturarak bütünleşmiş, doğuda, kıpçak, batıda, kuman olarak bilinmeleri dolayısıyla bu konfederasyon aynı adlayla tek bir grup olarak anılmaya devam etmişti. Kıpçak kumanların bir bölümü Romanya'dan Kazakistan'a kadar uzanan steplerde hayvancılığa dayalı göçebe hayatı sürdürmüş, bir bölümü de Hazar şehirlerine yerleşmiş ve ticaretle uğraşmıştı. Birinci sınıf süvari olmaları sebebiyle Komşu devletler tarafından ücretli asker olarak sık sık davet edilmişler. Gürcistan, Lehistan, Macaristan, Bohemya, Çek ve Bizans için savaşmışlardı. Ordularında kadın askerler de yer alıyordu. 1185'te 2. Bulday Devleti'nin kurulmasında Kıpçak kumanların büyük bir rolü olmuştu. Makedonya'ya yerleşenleri günümüzde Makedonya'nın üç büyük şehrinden biri olan Kumanova'yı kurmuşlardı. 1239 yılında Macaristan'a yerleşmek isteyen ve din olarak Hristiyanlığı seçen Köten Han önderliğindeki 40 bin ailenin Macar kralı tarafından müttefik olarak ülkeye kabul edildikleri bilinmektedir. 11. yüzyılda Kral 2. David ve daha sonra, annesi de bir Kıpçak prensesi olan ünlü Gürcü kraliçesi Tamara'nın davetleri üzerine Gürcistan'a yerleşen Kıpçak kumanlar. Gürcistan'ın askeri gücünün önemli bir bölümünü oluşturmuşlardı. Gürcülerin Selçuklular ile kendi aralarında tampon bölge oluşturmak amacıyla Kıpçak Kumanları başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Anadolu'ya yerleştirdikleri kendi kaynaklarında yer almaktadır. Hristiyan olan Kıpçakların çoğu Gürcü Ortodoks Kilisesine bağlı olmakla birlikte bir kısmı Drevoryen Ermeni mezhebine girmişlerdi. Bunların Ermeniler arasında asimile oldukları fakat arkalarında Ermeni Kıpçakçası adı verilen yazılı belgeler bıraktıkları bilinmektedir. Dazib Üniversitesi'nden Gün Nisa Ayna Kulova'nın Gireboryen Kıpçaklara Dair isimli makalesinde Ermeni Kilisesi'ne katılan Kıpçaklar ile Kıpçakların Gürcistan'a yerleşimleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Aydahan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdoğan Altınkaynak'ın Ukrayna Ermenileri veya Ermenileşen Kıpçaklar adlı makalesi ve Profesör Julie Alasanya'nın Gürcüler ve İslam Öncesi Türkler adlı kitabı konu hakkındaki değerli kaynaklardır. Orta Çağ'da yaşamış Arap ve Fars coğrafyacılar Kıpçakların Oğuzda ile akraba olan Kimeklerin bir kolu olduğunu ifade ederler. Kimekler ve onların kolu olan Kıpçaklar, Türk boyları listesinde ilk olarak tanınmış Arap coğrafyacı İ.B.N. E Kurdadbi'nin Yollar ve Krallıklar kitabı N.D.H. geçmekteydi. Belki de bu, Kıpçakların Arap kaynaklarında ilk kez konu edilmesiydi. Abbasi ve Eyyubi dönemlerinde Memluk askeri sınıfını oluşturan Türk kökenliler Mısır. Suriye ve Hicaz'da 267 yıl hüküm süren Memluk Devleti'ni kurmuşlardı. Devletin kurucusunun adı Aybeytir ve Sultan Baybars dönemi Memluk Sultanlığı'nın en güçlü dönemidir. Kıpçak Türkçesi ile birçok kitap bastırdıkları için yönetici sınıfın çoğunlukla Kıpçak Türklerinden oldukları, ayrıca Memluk Devleti'nde saray ve ordu dilinin Türkçe olduğu bilinmektedir. Bu devlet Ede Devleti Türkiye, Türklerin Devleti olarak anılmıştır. Kıpçak kuman etimolojisi, yazılı kayıtlarda Kıpçak adı. Bilge Kağan'ın mezarının bir parçası olduğu tahmin edilen, Şine Usu yazıtındaki Türk Kıpçak 52 yıl olurmuş, Türk Kıpçak 50 yıl oturmuş, yönetmiş, ibaresinde yer alır. 6. Yüzyıldan itibaren Müslümanlar tarafından İslami tarih ve coğrafya edebiyatında kullanılan Kıpçak kelimesi, 1240 yılında Moğol metinlerinde, 13. yüzyıldan itibaren de Çin metinlerinde geçmektedir. Muhtemelen Moğollara Türklerden, Çinlileri de Moğollardan geçmiştir. Kaşgaryu Mahmud Divanül Yudeti Türk'te, Kıpçak kelimesinin aslının Kılçak olup daha sonradan ses değişimiyle Kıfçak, Hıfçak, Hıfça şekillerini aldığını söyler. Türklerden büyük bir bölük, bu bölüğün oturduğu bölge, Kaşgar yakınında bir yerin adı gibi anlamları vardır. Yağlıkçızade Ahmet Rıfat Efendi tarafından 1883 ila 1884 yılları arasında 7 Citalin'de İstanbul'da basılan Tarih ve Coğrafya Sözlüğü, Rüdat-ı Tarihiye ve Coğrafiyede Kıpçak adı için yapılan. Açıklama, Kazan, Volda ve Don nehirleri ile Kırım havalisinde Cengiz oğullarının bir şubesini oluşturan hükümete veya orduda bulunan Tata kavimlere verilen isimdir, şeklindedir. Le Sizdo Kıpçak kelimesini Kimeklay'da bir boy ismi olarak değerlendirmiş ve zamanla bu kelimenin tüm Kimek Konfederasyonunu tanımladığını belirtmiştir. Kıpçak kumanlara Bizanslılar Cumanos, Cumanoi, Cumanus, Komani, Ruslar Polovuts, Almanlar ve diğer bazı batılı milletler Falben, Fons, Valani, Valvin, Palidi, Ermeniler Zaytex, Macaylar Kun demişlerdir. Kelime, kullanıldığı tüm dillerde soluk, solgun, sarımtırak anlamlarını taşır. Kuman kelimesi Kaşgaylı'nın eserinde de kırmızı ile sarı arasında bir renk olarak geçmektedir. Eski Türk efsanelerinde ise Kıpçak kelimesi ağaç kovuğu anlamına gelmekteydi. İranlı tarihçi Reşidüttin, Camii Tevarih adlı eserinde Kıpçak, Kıpçak adının anlamını çürümüş, yıpranmış ağaç kovuğu şeklinde açıklamıştır. Kıpçak kumanlarının olası etnik kökenleri, Kıpçak kumanların sarışın, kumral, kızıl saçlı ve mavi yeşil gözlü olmaları nedeniyle kökenleri çok tartışılmış. Hatta bazı alimlerce Hint Avrupalı olabilecekleri düşünülmüştür. Bahayeddin Öey, Oğuz Kağan efsanelerinde Kıpçakların türe işlerinin şöyle anlatıldığını ifade eder, Oğuz Kağan destanlarına göre. İtbarakların, köpek başlı insanların, memleketi, kuzeybatıya doğru uzanan, karanlık ülkelerin içindeydi. Oğuz han itbaraklara karşı bir akın yapmış fakat mağlup olarak dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan küçük bir adacığa sığınmıştı. Bu adacıkta savaşta ölen askerlerinden birinin karısı da bir ağaç kovuğuna girmiş ve orada çocuğunu doğurmak zorunda kalmıştı. Oğuz han kadının esenlikle doğum yapmasına sevinmiş ve çocuğa da Kıpçak adını vermişti. İtbaraklara yani köpek başlı insanlara Mısır, Hint ve Avrupa mitolojilerinde de rastlanır. Eski Yunan mitolojisinde de köpek başlı insanlarla ilgili birçok efsane yer alıyordu. Avrupalılar bu köpek başlı kavme Borus adını veriyor ve onların bugünkü Finlandiya ile Rusya'nın kuzey kısımlarında yaşadıklarını söylüyorlardı. Oğuz Kağan destanındaki itbaraklar da aşağı yukarı aynı bölgelerde idiler. Bu bakımdan Avrupa Yunan mitolojisi ile Türk mitolojisi arasında bir benzerlik ve bir bağ meydana gelmektedir. Motif eski Yunan'da ve Avrupa'da görünmüş olmasına rağmen Türklerde de bunların benzer şekillerini görmüyor değiliz. Mesela Doğu Göktürklerinin önemli bir bölümünü meydana getiren Tardus Türklerinin atası da başı kurt ve vücudu insan olan bir kimseydi. Köpek başlı insanlara Çin efsanelerinde de büyük yer verilmişti. Çin'in kuzeyinde ve Mançurya'da oturan bazı kavimler Çinlilere göre köpek başlıydılar. Bu efsaneler Çin'de, çok daha eski çağlarda başlamıştı. Hatta diyebiliriz ki, Çin'in köpek başlı efsaneleri, Yunanistan'daki efsanelere nazaran daha eski idiler. Bahaddin Ögel destanların farklı bölümlerde itbaraklar ve kıpçakların akrabalığının vurgulandığını dile getirir ve Uygur Türkçesi ile yazılmış Oğuz. Kağan destanında Kıpçak adı ile ilgili farklı bir hikayeden şöyle bahseder. İdil adlı bu ırmak, çok çok büyük bir suydu. Oğlu baktı bir suya, bir de beglere sordu, bu idil sularını, nasıl geçeceğiz biz? Orduda bir begmaydı, oğul sana çöktü diz. Olu ordu begdaylar. Çok akıllı bir aydı, bu yönde ol sana yerince akıl verdi. Baktı ki yayda bu beg, çok ağaç vay çok da dal, kesti biçti dalları, kendine yaptı bir sal. Ağaç sala yatarak geçti idil nehrini. Çok sevindi Oğuzhan, buyurdu şu emrini, kılıversen burada, halkına ol ver beg. Ben dedim öyle olsun, densin sana Kıpçak beg. Bu iki eski anlatıda, Kıpçak adının Türkler tarafından ağaç ile ilişkilendirildiği görülür. İlk destandaki hikayede, ağaç kovuğunda doğan Kıpçak, Oğuz Kağan'ın savaşta ölen askerlerinden birinin soyundandır. Fakat bu askerin ve karısının kim oldukları hakkında detaylı bir bilgi verilmemiştir. Bahaddin Ögel'e göre itbarakların ülkesi Oğuzlay tarafından ele geçirilerek buradaki kadınlar ile yeni melez bir soy yaratılmıştır. Destanda da bu kuzeyli kadınların Oğuz Kağan ve askerlerinden kaçmadıkları, hatta savaşı onların durdukları anlatılır. Öyleyse Kıpçak'ın annesi kuzeyli bir itbarak kadını, babası da Oğuz soylu bir asker olabilir. Diğer hikayede ise Oğuz Kan tarafından ağaçlaydan sal yapan Olu Ordu Beg adlı askere Kıpçak Beg adı verilmiştir. Bu asker belki kuzey ülkelerinden gelen ve sal yapmayı bilen bir denizcidir. Öte yandan İsveç tarihinin kurucusu kabul edilen Profesör Seven Lagerbrin, Türkçe'ye İsveççe ile Türkçenin benzerlikleri ve İsveçlilerin Türk ataları olarak çevirilen bir eftil canseli redet of radların hayco, ihre om of turkish kısı adlı kitabında iki dil arasındaki ortaklıklardan, mitolojik benzerliklerden yola çıkarak İsveçlilerin atalarının Türkler olabileceğini söyler. Profesör Legerbir'in diye göre İsveç tanrısı Odin, Hervarar masalı, Ndea, Tirkiyar, Türkler ve Asiye mayen, Asyalılar olarak tanıtılan büyük bir kitlenin önderiydi ve Asya'dan, Turtland'dan gelmişti. Bu efsanelerin varlığı Türk kültürünün muhtemelen Fin ve Baltık halkları aracılığıyla İskandinav kültürüne etkisi olarak açıklanabilir. Fakat İtbarakların keyfin Baltık bölgesinden olup olmadıkları konusunda bir soru işareti vardır. Destanlarda itbaraklardan sarışın değil, kara tüylü olarak bahsedilir. Belki bu ifade mecazi bir anlamda kullanılmış olabilir. Türklerde yönetici tabakaya ve üst sınıftan kişilere Akbudun, yönetici sınıfında bulunmayan, alt tabakaya ise Karabudun denilirdi. Ya da belki de köpek başlı olarak adlandırılan insanlara muhtemelen giydikleri hayvan postunun renginden dolayı kara denilmiş olabilir. Oğuz Kağan destanının Farsça versiyonunda, itbaraklar yerine kılbaraklar denilen bu halkın erkeklerinin yüzlerinin köpek gibi bol tüylü kadınlarının ise çok güzel olduğu anlatılır. Doğu Asyalıların ve Amerikan yerlilerinin Avrupalılara göre neredeyse tüysüz olduğu bilinir. İtbarak, Kılbarak adları bu kişilere sakallarının sıklığı dolayısıyla verilmiş olabilir. İtbarak'ın Türkçe tam kelime anlamı tüylü köpektir. Konuyu özetlediğimiz görüleceği gibi tüm eski destan ve anlatılarda Türk ve Avrupa mitolojilerinde bahsedilen itbaraklar, köpek başlı insanlar Finlandiya, Baltık, Kafkasya bölgelerinde yaşıyorlardı. Çin mitolojisindeki köpek başlı insanlar ise Mançurya'da yaşıyordu. Tarihi kaynaklarda Kıpçaklar Mançurya'da Kimekler ile konfederasyondu. Daha sonradan batıya göç etmişlerdi. Bu durumda Çin Türk Avrupa mitolojilerindeki hikayeler birbirine bağlanabilir ve Kıpçakların Kimeklerle ilişkileri de doğrulanabilir. Zeki Velidi Todan, Omomi Türk Tarihine Giriş adlı eserinde. Oğuzhan Batı seferinde iken, İdil'in batısında Yaman Su adlı bir yerde, Kıpçakların itbaratlarla Fin Baltık kavimleri birlikte yaşadıklarından, Güneyde, Kafkasya bölgesinde de sınır muhafızı olarak görev yaptıklarından ve Oğuz Kağan adına vergi topladıklarından bahseder. Sonuç olarak Asya ve Avrupa arasında sürekli bir göç hareketi vardı. Göçaylar ve yaylı halklar bütünleşerek yeni topluluklar oluştururken, ait oldukları kültürün özgün izlerini taşımaya da devam ettiler. Bu izler hem genetik hem de etnolojik olarak takip edilebilir. Türklerin ve fin baltık halklarının mitolojilerinde, dillerinde, hikaye ve deyimlerinde, eski alfabelerinde, giyimlerinde, ölü gömme adetlerinde ve şamanist ayinlerindeki benzerlik. Kıpçak kumanların bu halklarının karışımıyla meydana gelmiş olabileceği teorimizi, Türk mitolojisinin Kıpçaklar hakkındaki hikayeleri ve Kıpçak kumanların fiziksel özellikleri ile birlikte destekleyebilir. Bu daha fazla araştırılmayı hak eden bir konudur.